Başka gördüğünüz üzere bugün renkli göz makyajı ya da renkli makyaj nasıl yapılır onu göstereceğim. Çünkü genelde böyle günlük makyajda hep aynı tonları kullanıyorsun, hep aynı tonları kullanıyorsun deyip duruyorsunuz. Bakalım yeni renklerle nasıl şeyler yapabiliriz onları göstermek istedim size. Başlayalım. Öncelikle Oriflame'in yeni serisi olan 10 Color'lardaki renkleri göstereceğim size. Çünkü böyle mor da var. Kahverengi gene okey. Kahverengi siyah kenara koyuyorum. Kahverengileri daha doğrusu kahverengi onu kenara koyuyorum. Siyah ve beyaz da tabii ki kenara koyuyorum. Daha sonra işimize yarayabilir. Lacivert ve mor. Şu an üstümde gördüğünüz gibi bunların hepsi var. Buna uygun bir göz makyajını nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Öncelikle maviden başlıyorum. Böyle maviden mora geçişli bir makyaj yapacağız. Ben daha önce denediğim için ucu biraz kapalı. Şimdi yakınlaştım. Her zamanki gibi biraz daha böyle kalemlerle eyelinerle bir görüntü yapacağız. Gözümüz açık. Karşıya bakıyoruz. Ben aynaya bakıyorum tabii ki. Alt çizgiden yukarı doğru ittiriyorum. Daha sonra fırça alacağım. Böyle küçük uçlu bir fırça aldım. Bunu dağıtarak ilerleyeceğim. 10 Color'ın göz kalemleri akmıyor ve aynı zamanda çok da güzel dağılıyor. Akmamaktan kastım göz içini değil. Çünkü ben göz içine çok fazla kalem sürmeyi sevmiyorum. Bu şekilde uygulamalarda waterproof olmamasına rağmen dağılmayan çok nadir kalemler var. O yüzden bu kalemleri beğendim. Ben geçen gün yine lacivert bir makyaj yapmıştım. Onu da kullandım. Çizgisel olarak takılmayın. İlla eyeliner sert kullanmak zorunda değilsiniz. Kirpik dibinize de böyle geçebilirsiniz. Özellikle mesela ben yeşil gözlüyüm ve normalde renkli makyaj çok sevmiyorum. Yakıştırmıyorum kendime. Yeşili ortaya çıkaran bir renk olduğunu düşünmüyorum. Ama bu lacivertle mesela göz rengim çok güzel ortaya çıkabiliyor. Her zaman kat kat uygulama yapın bir de. Çünkü dağıttıkça rengin kontrasını biraz alıyorsunuz dibe doğru. O yüzden şu kirpik dibini en koyu yapmak en önemlisi. Şuradan maviye geçebilirsiniz ortaları biraz. Çok küçük bir dokunuş yaptım oraya. Belirgin bir mavi. Bakayım mı? Şurayı yeniden dokunuyorum. Gittikçe rengi belirginleştiriyor. Lila rengini alacağım ben. Koyu mor çünkü yine aynı kontrast olacaktır ve çok belirgin olmayacaktır. O yüzden lila ile de iç kısımları geçiyorum. Çok güzel sürmüyor muyum? Burada gözümüzü çerçeveleyen renkler her zaman yani göz renginden koyu olan renklerdir. Yani eğer çok koyu renk, çok koyu göz rengine sahipseniz bunun dibine tavsiyem siyah geçmeniz. Ama böyle açık renk göz rengine sahipseniz de istediğiniz gibi istediğiniz tonu kendi göz renginizden koyu tonu kullanabilirsiniz. Özellikle bu açık tonlar gördüğünüz gibi çerçevelemiyor. Ama güzel bir aydınlık sağlıyor. O yüzden bunu sürerken çok özenli sürmeme de gerek kalmamış oluyor. Böyle resim yapar gibi mordan lacivertli geçişi çok güzel bir eyeliner uygulaması yaptık. Şöyle bir yakından da bakıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapalım. İki taraf arasındaki farkı çok daha net görüyorsunuz şimdi. Çünkü bu geçiş göz şeklinizi çok daha güzel ortaya çıkarıyor. Yarım eyeliner gibi gözüküyor. Şuradan bakın yarım eyeliner. Yakınışın renkli eyeliner. Neyse. İğrenç esprilerim de bugün de sizlere darlıyorum. Şunun rengini bir de burada göstereyim. Çünkü biraz uzak ya belki anlaşılmıyordur diye söylüyorum. Şimdi bunu da orta kısma geçiyorum. Bu tarafı daha düzenli yaptım. Bir tarafı tutmayan Melis. Yeniden lila rengini aldım. Bunu fırçamla karıştırmam bile gerek yok. Çünkü direkt sürüyorum. Ama var gördüğünüz gibi bu taraf daha güzel oldu. Çünkü neden olmasın? Buraya biraz mavişlik ekleyelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde sizlere böyle 13 liralık bir maskara göstermiştim hatırlıyor musunuz? Onu şimdi gösterme vakti geldi. Hemen bakıyorum. 10 Color'da Big Lash maskaralar. Bunun ben normalini denedim. Bir de waterproof olanı var. Biliyorsunuz normalde ben waterproof uyguluyorum ama özellikle kirpik lifting yaptırdıktan sonra çok fazla uygulamamayı özen gösteriyorum. Çünkü çıkarırken lifting'e çok fazla zarar verebiliyorsunuz. O yüzden bugün normal olanı kullanacağım.
O uyguladığım günde hem akma yapmadı hem de benim bir maskaradan beklentim şu arkadaşlar. Delilercesine dolgunlaştırmasın. Dibimi dolgunlaştırsın ama uca doğru tek tek ayırsın. İşte bunu cevaplayan herhangi bir maskara olursa olsun ben hepsini çok seviyorum. Bu da tam olarak benim sevdiğim maskaralardan biri. Ve sentetik uç çok seviyorum ben. Gerçek kıllarda nedense kendi kirpiklerimde iyi bir performans aldığımı düşünmüyorum. O yüzden bakın minicik uygulamada bile hem dolgunluk alıyorsunuz hem de kirpikleri görünür hale getiriyor. O yüzden sevdim. Artık yanı başımda tutuyorum. Çünkü ağırlaştırmadığı için de yine dediğim gibi kirpik lifting sebebiyle ağırlaştırmadığı için de ilk tercihlerimden. Geçtiğimiz günlerde yine profilime giderseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Koyu kırmızı ve puantiyeli bir elbise giydim. Ona bundan daha hafif bir lacivert makyaj artı kırmızı ruj sürmüştüm. Şimdi bugün kırmızı ruj süremiyorum haliyle. Bakalım nasıl bir ruj kullanacağım. Bir sürü renk var. Bu şu an istediğim bir renk değil. Can be olabilir. Bunun isimlerine Vintage Mauve, Rosy Pink. Yani çok pink. Pembe insanı değilim sanırım rujda. O yüzden no. Ama ne kadar rengi var birazdan da onu görmüş oluruz. Bu arada seçiyorum ki aralarından hepsinin adını ezberlemediğim için haliyle ve kapaklarında olmadığı için teker teker bakacağız. Ha, bana sürüyormuşum. Bu arada böyle rujları şu an yaz sezonunda kullanabilirsiniz. Çünkü bronzlar çok güzel gidiyor. Çok güzel öne çıkarıyor. Bu biraz koyu gibi ama olabilir. Güzel. Bu neymiş? Cinnamon Beige. Okay. Punch Pink. Yok. Çok iyi. Sanırım aradığımız kan bulundu arkadaşlar. Blush Nude. Annemin gençliğine benzedim şu an. Annem tam bir mavi kalem hastasıydı. O yüzden ve hep bu tarz renkler sürüyordu. Sadece göz kalemi ve ruju vardı. Arkadaşlar, yeniden 45 kilo evlenen annelerimize ithafen bu ikiliyi öneriyorum. Harikaymış. Onlar tabii bu kadar ten makyaj yapmıyordu. Bu da yine Oriflame'in 10 Color serisinden bir ruj. Gayet kullanımları çok rahat. Dudak şeklinizi yeniden vermek istiyorsanız tabii ki dudak kalemi kullanabilirsiniz. Hatta onu da bir alternatif göstereceğim. Yine 10 Color serisinin farklı dudak kalemleri de var. Bende böyle kırmızı ile bordosu var. Kırmızı ya da bordo kullandığınız zaman haliyle kullanabilirsiniz. Ama buna hafif bir kahverengi kalem de geçebiliyoruz. Gerçekten. Uzaktan baktığınız zaman zaten renk anlaşılmıyor. Önemli olan göz makyajında çok renklerden ziyade şekli verebilmek bir yandan da. Ama renkli giyindiğimiz zaman da bir farklılık istiyoruz. Bence ona çok da güzel veriyor. Ben bir de hadi kalem falan ruj neyse de şu maskarayı kesinlikle denemeniz gerekiyor. Özellikle maskara hastalarının çok seveceğini düşünüyorum. Benim gibi, daha doğrusu benim zevkime sahip maskara hastalarının çok seveceğini düşünüyorum. Kat kat uygulanabiliyor, asla sertleşmiyor, asla yani. Rujlar zaten hepimize uygun, herkese her cilt tipine uygun rujlar var. İçinden istediğinizi seçebilirsiniz. Böyle yazın likit rujlar yerine kremsi rujları daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü dudaklarınızı kurutmuyor, ekstra kurutmuyor. Ve doğal bir görünüm veriyor. Bu makyajla da mükemmel oldu. Umarım beğenmişsiniz. Aynı zamanda böyle bitmedi çünkü 10 Color serisiyle beraber 3 takipçimiz sarışın, kumral ve esmer. Çünkü her cilt tipinde ve her saç renk kombinasyonunda nasıl durduğunu görmenizi istediğim için bir IGTV çekeceğim. Model olmak istiyorsanız buraya da yorum bırakabilirsiniz ama zaten sayfamda bunun açıklamasını göreceksiniz. Şimdiden hepinizi öpüyorum. Umarım çok tatlı şeyler olur. Görüşürüz.